içinde bulunduğumuz bu dönemi arketip olarak yorumlayacaksak ve sembolik olarak yorumlayacaksak gerçekten de mahşerin dört atlısının olduğu bir süreç diyebiliriz. İncil'de havarilerden biri Tanrı'nın katına yükseliyor. Tanrı'yı görüyor. Tanrı tabii ki İncil'de bir baba biliyorsunuz. Tanrı tahtında oturuyor. Altın bir taht var ve zümrütlerle bezeli. Çok mütevazi gördüğünüz üzere. Çevresinde böyle zümrütler, yakutlardan böyle bir gökkuşağı falan var. Ve bu mütevazi tahtında otururken bir kitap gösteriyor. Diyor ki bu kitabı hiç kimse okuyamaz. O da üzülüyor, ağlıyor falan ve en sonunda kuzu diye geçen aslında İsa'yı temsil ediyor. İsa tek tek mühürleri açıyor, kitabı okuyor. Görülen bir vizyonun İncil'e geçmiş hali. Burada dört tane atlıdan bahsediliyor. Bu mahşerin dört atlısı adı üstünde mahşeri, yani kıyameti getirecek dört atlı. Bunlardan bir tanesi beyaz ki İsa'yı temsil ettiği düşünülüyor. İsa ne demek? Uyanış, aydınlanma, sevginin çağı, iyiliğin çağı, Tanrı'nın çağı gibi şeyleri temsil ediyor. İkinci atlı kızıl atlı. Kızıl atlı da savaşı temsil ediyor. Zaten elinde bir kılıç var. O kılıç da savaş, Mars yani tanrılardan yorumlayacaksak eğer. Savaşın geleceği, insanların birbirini boğazlayacağı bir çağın geleceğini söylüyor. Bir diğer atlı siyah atlı ve elinde bir terazi var. Bu hem ölüm demek, hem kıtlık demek, hem açlık demek. Aynı zamanda niye kıtlık, açlık? Çünkü terazi var ve bu da adaletsizliği temsil ediyor. Adaletsizlik olduğu için yani bir kısım daha büyük bir para kazanacak, daha çok imkana ulaşacak ve bir kısım para kazanamayacak. Ve bu çatışma zaten ciddi bir yıkıma sebep olacak diyor. Ve en ilginci dördüncü atlı, o da Hades'i arkasında taşıyarak geldiği söyleniyor. Hades ne? İncil'de geçiyor. Aslında Antik Yunan'da yeraltı, ölüler diyarı. Ama şey için cehennem. İncil için cehennem. Ama ilk zamanlar yani Antik Yunan inancı cehennem değil. Hem Eleusim denen kahramanların yaşadığı cennet gibi bir ada var. Aynı zamanda iyi olmayan ruhların acı çektiği nehirler var. Hepsini beraber bulunduran bir kavram. Ve orada Hades'i taşıyor. İncil için cehennemi taşıyarak arkasından geliyor. Ve ilginçtir ki bu soluk bir atla geldiği söyleniyor. Aslında orada soluk at dediği tesadüf değil, yani tanıdığımız bir şey. Klorofil, kloros, yeşil anlamına geliyor. Yeşil veya sarı yeşil demek. Zaten sarı yeşil genelde bu safranın rengi olduğu için hastalıkla eşdeğerdir sembolizmde. Bir diğer şey de yeşil bir atlı oldu ki bu daha mantıklı ve o yeşil atlı geldiğinde beraberinde salgını getiriyor. Hâlâ aslında şu an yaşadığımız süreç, illa sembolik bir okuma yapacaksak mahşerin dört atlısından yeşil atlının olduğu, yani salgının olduğu süreç. Şimdi bu da ne anlam ifade ediyor? Aslında bu yeni bir şey değil, hatta masallarda da var. Bir Grimm kardeşinin bir masalı var, Bayan Trude diye. Ben çok sevdim bu masalı. Bayan Trude bir cadı ve küçük bir kız da, küçük bir kız çocuğu da bunu çok merak ediyor. Diyor ki ailesine, ben Bayan Trude'nin yanına gideceğim. Onlar da diyor ki Bayan Trude'nin yanına gidemezsin. Onun yanına giden geri dönemez ve bunu yapma diyor ailesi. Diyor ki ama gideceğim, ben merak ediyorum. Öyleyse diyor bir daha bizi göremeyeceksin. Bu neyi anlatıyor? Erginlenmeyi anlatıyor aslında. Yani yine 14-15 yaşına gelmiş genç bir kızın kadınlığa geçişi, erginlenmeyi anlatıyor. O yüzden genelde bu yaşlarda geçer masalların birçoğu. Ve merakla Bayan Turden evine doğru gittiğinde çığlık atıyor. Çünkü orada elinde kanlı bir bıçak olan kıpkırmızı bir adam görüyor. Sonra adam kayboluyor ve simsiyah isle kaplı bir adam görüyor. Ve yine korkuyor. O sırada oradan hızla geçen yemyeşil bir adam görüyor. Sonra bir bakıyor ki eve, evde kocaman boynuzlarıyla gözleri ışıl ışıl parlayan bir şeytan var. Ve çığlık atıp hızla evin kapısını çalıyor. Kapı açılıyor. Bayan Turda güler yüzle ve naif bir şekilde çıkıyor. Hayırdır kızım diyor. Hoş geldin evime, de niye bu kadar solgunsun diyor. Buyur ediyor içeriye.
Kız çok titreyerek ve üşüyerek, çünkü çok korkmuş bir şekilde o eve giriyor. Ateşin başında ısınmaya çalışıyor orada. Ve diyor ki ne oldu, niye bu kadar ürküyorsun diyor Bayan Turde. Diyor ki çok ilginç şeyler gördüm Bayan Turde diyor. Sor o zaman ne gördün diyor. Bir tane diyor kırmızı bir adam gördüm de elinde bir bıçak vardı diyor. Aa diyor, o kırmızı mı diyor, benim kasabımdır, bana diyor et getirir diyor. Bir tane siyah adam gördüm diyor. Her tarafı isli. Aa diyor, o da kömürcüdür diyor. Bana kömür getirir diyor. Bir tane yeşil gördüm diyor. O da diyor benim avcımdır diyor. Peki o gördüğüm şey ne diyor? Bir tane şeytan gibi bir şey gördüm bile diyor. Aa diyor, sen diyor benim gerçek yüzümü görmüşsün ve şimdi benim parlayan ışığım olacaksın diyor. Gülüyor. Bir dokunuyor şeye, küçük kıza. O anda o bir oduna dönüşüyor ve onu alıp ateşe atıyor ve ateşin başında ısınırken diyor ki işte şimdi benim parlayan ışığım oldum diyor. Tabii biraz ürkütücü bir masal. Yani Grimm kardeşler bunu niye yazmışlar? İşte bilmediğiniz evlere, yabancılara gitmeyin diye, ama çok güçlü ve arketipsel olarak, sembolik olarak çok güçlü bir masal. Tanrıçaya, yani o dişi gizeme ilgisi oluyor. Onun ışığı oluyor. Bir tür rahibi oluyor. Şimdi bu masaldaki o üç atlı aynısının bir benzeri de Vasalisa'da var. Vasalisa'yı daha çok bilirsiniz belki, ilgi olanlar. Baba Yaga'da da yine bu şekilde Vasalisa üç tane atlı görüyor. Bunlar beyaz, kırmızı ve siyah. Bunlar çok geçiyor. Bazen yeşil de oluyor. Şimdi bu dört renk aslında doğanın eril gücünün dört rengi. Doğa genel olarak anneyi veya dişiyi temsil ediyor. Çünkü toprak o tohumla beraber beslenebiliyor. Şimdi burada bu dört şey, Baba Yaga'da mesela Vasalisa soruyor, o kırmızı atlı gördüm, işte beyaz gördüm, siyah gördüm. Aa diyor, o beyaz atlı benim doğan güneşimdir, kırmızı diyor benim yükselen güneşimdir, siyah benim batan güneşimdir diyor mesela. Aslında bunlar doğanın o dişil veçelerinin yanı sıra doğanın eril veçelerini temsil ediyor. Bunların her birinin mitik anlamları var. Masallar da öyle geçiyor zaten. Nedir bunun mitik anlamları? Siyah atlı, yani o siyah olan figür bu masallarda, mitlerde geçen Hades aslında. Ölümün tanrısı, yer altında yaşayan ve ölümü getiren, ölümün bilinmezliğini temsil ediyor. Kırmızı olan savaşın tanrısı, Mars diyebilirsiniz buna. Ares diyebilirsiniz. Savaşı getiriyor. Ve öbür taraftan beyaz atlı zaten doğan güneşi temsil ediyor. Güneşin ışığını temsil ediyor. Yeşil olan ise avcıyı temsil ediyor. Avcı tanrıyı. Yani o Green Man olarak da bir veçesi bilinir. Yaşlı olan veçesi. Bu yeşil olan yeşil olan avcı tanrı biraz korkulan bir tanrıdır bütün kültürlerde. Kim bu? Pan. Ki biliyorsunuz panik kelimesi ve pandemi kelimesinde kökenlerinde pan vardır. Pan her şey demektir. Panik kelimesi panın korkutmasından dolayı olur. Aynı zamanda boynuzu tanrı diye geçiyor genel olarak literatürde. Kerninos, Hugadarn veya Zülkarneyn diye geçen. Zülkarneyn de anlamında çift boynuzudur ve ceza getirir. Avcı tanrı ormanın vahşi yüzünü temsil eder. Hayatta kalma içgüdüsü ve aynı zamanda ruhları hasat edendir. Çünkü avcı tanrının Ekim'de veya Aralık'ta bir av günü olur. Ve bu av gününde atıyla beraber koşarak ruhları hasat eder. Çünkü ölümü de, ölümün vahşi yüzünü de temsil eder. Haliyle bu açıdan baktığınızda aslında yeşil o salgınla beraber gelen ormanın vahşi yüzünü temsil eden boynuzu tanrı arketipi Trickster'dır. Biraz vahşidir. Pan'a geldiğinizde Pan aslında biraz ehilleştirilmiş. Çünkü sonra yani tarım öncesi dönemlerde bu şekilde avcı tanrıyken tarım sonrasında özellikle çobanlıkla beraber çoban tanrı oluyor bu. Ama çoban tanrı olmasına rağmen Pan yedi ürkütücüdür biliyorsunuz, korkutur. Mesela öğle saatlerinde antik Yunan'da çobanlar herhangi bir şekilde çalgı aleti çalmazlar, flüt falan çalmazlar. Çünkü inanırlar ki Pan öğle uykusundadır ve uyanırsa onları lanetleyebilir ve onlara saldırabilir diye düşünüyorlar. O yüzden aslında o yeşil atlı o ormanın vahşi tarafı. Yani ne yapıyor bu trickster olan avcı tanrı? Aslında sınar, insanları sınar, eler. Güçlü olan hayatta kalır, zayıf olan elenir gibi. Hali bu mahşerin dört atlısının avcının bir diğer alameti de zaten salgınları getirmesidir. O yüzden aslında sembolik olarak okuma yaptığımız, içinde bulunduğumuz bu dönem
İşte o bozgunculuğun çıktığı, bir taraftan savaş korkularının olduğu ve şu an salgınla beraber bir distopik bir çağdayız. Apokaliptik bir kıyamet senaryosu içinde gibiyiz. Öyle değil mi? Walking Dead gibi sokaklar falan boş. Korkuyoruz. Biri öksürünce, aksırınca kapının kollarını falan siliyoruz. Kargocularla uzaktan iletişim kuruyoruz falan. İki kişi bir araya gelmiyoruz. Her yerde maskeler falan. Tamamen böyle bir kıyamet senaryosu içindeyiz. Haliyle aslında bu dönemler güçlü anlamda hem bireysel hem de kitlesel olarak dönüşüm çağlarını işaret eder. Yani bu dört mahşerin dört atlısından özellikle Avcı Tanrı veya bu yeşil olan ortaya çıktığında salgınlar ve ölümlerle vesaire sistem değişecektir. Hem İspanyol gribinde böyle oldu biliyorsunuz, hem kara vebada, veba kara ölümde de böyle oldu. Ki o kara ölüm de çok ayrı bir korkunç bir dönem. Bundan daha korkunç tabii ki. Her yerde cesetler var ve ölüm var. Daha da berbat bir. O yüzden aslında ciddi bir değişimin eşiğinde gözüküyoruz. Bu şekilde sembolik olarak yorumlayabiliriz. Ne yapmamız gerekiyor? Aslında ruhumuzda ne çıkarmadıysak açığa onları çıkarmamız gerekiyor. Onları yapmamız gerekiyor. Yarım kalmış işleri tamamlamamız gerekiyor.